Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosu daha hoş geldiniz. Şimdi biliyoruz, yani hepimiz biliyoruz, ülkemiz çok kritik bir seçime doğru artık gün be gün yaklaşıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Siyasi anlamdaki bağlamı benim kanalımın konusu değil. Bizim bu videoda bakacağımız şey özellikle Dark Web ve Deep Web adresli olan bir takım hamlelerin seçim sonuçlarını etkileyip etkileyemeyeceği yönünde deneyimler. Buyurun isterseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk cümlem data olacak, yani veri. Hani böyle sağda solda duyuyoruz ya, bizim bilgilerimiz satılıyor, o satılıyor, bu satılıyor falan filan, böyle listeler halinde. İşte o listelerin içerisindeki para eden şeyler bizim bilgilerimiz oluyor. İşte yaş bilgilerimiz, demografik bilgilerimiz falan filan. Şimdi burada bir şey hayal etmenizi istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde internete bağlanan, bir saniyelik olsa bile online olan herkesin bilgilerinin dahil olduğu devasa bir bilgi dağı düşünmenizi istiyorum. Ama çok büyük bir bilgi dağı. Alışkanlıklarımız, tuttuğumuz takım, ne kadar paramızın olduğu, hangi siyasi partiye gönül verdiğimiz, yakın arkadaşlarımızla neler konuştuğumuzdan yola çıkarak elde edilmiş olan ilgi alanlarımız, yaptığımız espriler, beğendiğimiz tweetler, Instagram'a attığımız postların işte özellikleri, kimler onu likelamış, hangi gruptaki insanlar likelamış filan falan gibi devasa bir ağ. Hatta arkadaşlar şöyle vahim bir durum da var. Aslında internet bir bilgi çöplüğüdür. Buna itiraz yok. Fakat bu çöplüğün içerisinde bizim milimetrik hamlelerimiz bile loglarla kayıt altına alınıyor. Ya bu çöplüğün içerisinde birilerinin işine yarayacak değerli bilgiler var. Tabi burada şöyle bir durum da var. İşin aslı her şey güllük gülistanlıktı. Ta ki ABD'deki Trump seçimlerine kadar biz o zamana kadar özellikle internette reklam yapan reklamcılar falan filan bu tarz verileri işte markaların doğru hedefleme, işte satışlarını arttırma, doğru müşterilere yönelme, böyle iyi filtrelenmiş, direkt böyle nokta atışı müşterileri belirleme gibi yöntemlerde kullanıyorduk bu verileri. Ya Facebook da bize veriyordu bunları. Böyle al kardeşim bu veriler senin olsun şekle vermiyordu da panelde şöyle şeyleri bile hedefleyebiliyorduk. Atıyorum şimdi Çağdaş Işıl'ı seven insanlara %5 oranında benzeyen diğer insanlar şeklinde bile spesifik dengelemeler yapabiliyorduk. Fakat ABD'de yaşanan Trump seçimlerinden sonra ortaya Cambridge Analytica diye bir şirket çıkıyor ve biz bir bakıyoruz, hayda bu veriler gerçekten insanların siyasi iradesini, oy verme potansiyelini belirleyebilecek doneleri de içeriyor. Ya da bu şirket bu tarz verileri siyasilerin seçmenleri etkileme veya onları manipüle etme yolundaki taktiklerini kullanmaya başlıyor. Burada yine çok önemli bir nokta var. İnsanlar genelde kendi verilerinin böyle adına saklandığını falan düşünüyor. Bu veriler Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma şeklinde tutulmuyor. Bu verilerin içindeki kişilerin, yani bireylerin aslında bir önemi de yok. O bireylerin eğilimlerinin, özelliklerinin önemi var. Ahmetlerin, Ayşelerin ve Fatmaların ne yaptığı. Çünkü hepimiz davranışlarımıza göre artık belirli bir kategoride gruplanmaya başlıyoruz. Yani arkadaşlar şöyle bir durum daha var. Hepimiz dünyada kendimizi biricik sanırız. Fakat bizim gibi davranan ve bizim gibi düşünen belki milyonlarca insan var. İşte bu büyük verinin içerisinde bu milyonlarca insan bir arada tutuluyor. Alışkanlık olarak, özellik olarak, siyasi görüş olarak falan filan. Bu arada bu devasa bilgi havuzunun içerisinde toplanan veriyi de petrol gibi düşünün arkadaşlar. Öyle hani petrolü bulursun, bulur bulmaz bir işe yaramaz ya, onu işlemen gerekir. Bu işleme sürecinde de araya aracı şirketler giriyor. Tıpkı Cambridge Analytica gibi. Firmaların misyonu ise elde ettikleri bu büyük verileri işleyip size işe yarar hale getirmek. Sizin ihtiyacınız neyse ona uygun formata getirmek oluyor. Bu verilerin karşılaştırma yöntemiyle aralarındaki bağları tespit ediyorlar. Yapay zeka destekli algoritmalarla birlikte bu verilerin kırılma noktalarını tespit edip ona göre hamleler yapıyorlar. Nasıl hamleler yapıyorlar? Atıyorum bir mahallede X durumunda Y sonucunu oluşturuyor. Gidiyor bir tane simülasyon oluşturuyor yapay zeka destekli. Y ile X'in yerinde değiştiriyor. Bakıyor ne oluyor? Ve bu sonuçlar büyük bir oranda doğru filtrelenmiş, doğru işlenmiş verilerden gelirse doğru oluyor arkadaşlar. O grubun aslında bu sonuca nasıl tepki verdiğini ölçebiliyorlar. Ya da şöyle büyük veriyi daha iyi anlamak için bir örnek daha vereyim sizlere. Hani böyle arkadaşımla konuştum, reklama çıktı. İnternette gittim bir ürüne baktım. Üründen kurtulamıyorum. Karşıma reklamı çıkıyor vakkaları var ya. O vakkalar da işte büyük verinin içinde anılabilecek vakkalardır. Konumuzla alakalı bir örnek vereyim sizlere. Cambridge Analytica arkadaşlar 2014 yılında bir tane strateji belirliyor. Bu şirket şöyle bir şey yapıyor. Ben internete bir anket salayım. Bu anketi dolduran, bu formu dolduran, bu uygulamayı yükleyip uygulama üzerinden anket dolduran herkese de $1-2 para vereyim diyor. Böylece arkadaşlar çok kısa sürede yaklaşık 50-60 milyon kişinin verisine erişiyorlar. Çok küçük, belki de $300.000, $200.000 gibi minicik bir meblağa, tabii bu verilere göre bu dataların hepsini elde ediyorlar. Velhasıl kelam Facebook bir süre sonra bu durumu fark ediyor. Cambridge Analytica'ya mail atıyor. Cambridge Analytica da diyor ki tamam sildik. Yani bu şekilde gelişiyor. Fakat sene 2016'ya geldiğinde Cambridge Analytica'nın bu verileri silmediğini anlıyoruz. Çünkü Trump ve ABD seçimleri devreye giriyor ve bu şirket Trump'la anlaşıyor. Bu süreçte Cambridge Analytica'nın elindeki veriler, bilgiler artı Deep Web ve Dark Web'de satılan bizim normalde satılması yasak olan bilgilerimiz harmanlanıyor ve ortaya bir seçmen modeli çıkıyor arkadaşlar. Bu çıkarılan model o kadar sağlam verilere dayanıyor ki neredeyse seçim döneminde kişiye özel reklamlar bile çıkarabiliyorlar. Yani ona yaklaşıyorlar artık yani. Mesela bir seçmen modeli çizelim şimdi. İşte orta yaşlı, eğitimli, parası var ama göçmenlere karşı birisi bu. İşte bu şirket bu tarz düşünen insanları bir araya topluyor ve onların karşısına manipüle edilmiş bir bilgi koyuyor reklamla. Bayağı da bir para basıyorlar buna. Diyorlar ki işte sizin normalde rakip olduğunuz ideoloji ya da seçimlerde yarışacağınız ideolojinin temsilcisi olan parti bunlara şöyle haklar veriyor, böyle haklar veriyor. Bak burada şunu söylemiş filan falan gibi normalde gerçek olmayan manipüle edilmiş bilgileri sürekli sizin karşınıza çıkıyor. Yani çok neredeyse çok az para harcayarak hiç böyle yaratamayacağınız, belki de oluşturamayacağınız kadar güçlü bir taban hareketini dedikoduyla inşa etmiş oluyorsunuz. Tabii ki de manipüle edilmiş olan bilgi. Sizin karşınıza çıkan karşıt reklamlar aslında normalde inanmadığınız diğer ideolojinin söylediği şeylere yakın reklamlar. Fakat diyelim ki o diğer ideolojideki kişi istiyor. Reklam bize X üssü çizgiyi gösteriyor. Ve o bu manipüle edilmiş bilgilerin içerisinde karşı tarafın ideolojisine dair doğru donelerde olduğu için diyorsunuz ki aha budur, bunlar bunu yapacak, yardırın. Halbuki ortada öyle bir şey yok. Karşı taraf onu söylememiş. Öyle dememiş en azından. Büyük veriyle yapılan manipülasyon işlemlerinde süreç sadece sizi kendi ideolojinize körü körüne inandırma veya karşı taraftan körü körüne nefret ettirme şeklinde ilerlemiyor. Bir de sistemden koparma dedikleri bir taktik var. Şimdi diyelim siz normalde internet kullanıyorsunuz. Sizin gibi de yüz binlerce insan var. Normalde barajı geçemeyecek bir partiye inanıyorsunuz. Cambridge Analytica gibi büyük veriyi kullanan şirketler sizin gibi düşünen insanları bir araya toplayıp sizin karşınıza sürekli ya senin verdiğin oy da boşa zaten, sandığa da hiç gitmesen boş ver, zaten partin senin barajı geçemeyecek şeklinde en sonunda sizi bu bilgiye ikna ediyor. Siz de sistemden kopmuş oluyorsunuz. Benim oyum zaten geçer, size ikna etmiş oluyor. Manipüle edilmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar şöyle düşünün. Trump bir gün bir televizyonda konuşma yapacak. Konuşmanın izleneceği bölgelere göre konuşma sırasında canlı olarak sürekli reklamlar çıkarıyorlar. Şöyle böyle 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 diye. Daha sonra Trump'ın metninde o bölgeden bahsederken o bölgedeki insanların en çok neyi tercih ettikleri, en çok hangi cümleyi kullandıkları, bir sıkıntıyı tarif ederken nelerden bahsettiklerini verisine sahip olmuş oluyorlar. Doğal olarak Trump konuşurken televizyonda bir konuşuyor. Lan bir bakıyorsun. Ulan ben daha dün bunu böyle anlattım diyorsun. Ya adama bak, benimle o kadar içi dışı diyorsun. Yani beni o kadar anlıyor diye düşünüyorsun sen. Halbuki manipüle ediliyorsun kardeşim. Şöyle bir durum da var arkadaşlar. Diyelim kendi ideolojinize çok koyu olarak bağlısınız. Algoritma sizi ikna edemeyeceğine karar veriyor. Sizinle uğraşmıyor. Siz ve sizin bir altınızdaki kararsız seçmenin arasındaki o kitleyi oynuyor sürekli. Onların zaten hali hazırda kafası karışık çünkü. İyice kafalarını karıştırıyor yani. Bazı şeyler yasalarla korunuyor. Satılamayacak olan bilgiler Dark Web'de satılıyor. Dark Web bu işin bu kısmında yani. Birebir olarak Dark Web'le alakalı bir durum söz konusu değil. Dark Web veriyi satıyor, ötekiler onu işliyor. Sonuç olarak arkadaşlar burada çok önemli bir nokta ortaya çıkıyor. İnternette karşılaştığınız bilgi her ne olursa olsun onu teyit edin. Yani ne olursa olsun teyit edin ya. Çünkü son tahlilde tüm bu manipülasyonlara, oyunlara, numaralara rağmen sandığın başına fiziki olarak gidip eliyle oy atacak olan sizsiniz. Doğal olarak kimse size orada karışamaz. Kimse oradan çıkan sonuca da karışamaz. Doğal olarak arkadaşlar lütfen bu seçim sürecinde internette karşılaştığınız bilgilere karşı hep mesafeli olun. Onları teyit etmenin yollarını arayın. Ya da oradan gelen bilgiye göre hareket etmeden önce mutlaka onu teyit edin. Ve sandığa gittiğinizde içiniz rahat, vicdanınız huzurlu bir şekilde desteklediğiniz partiye oy verin. Seçimden çıkan sonuçta inşallah ülkemiz için hepimizin daha refah, daha ferah, böyle daha huzurlu, daha mutlu yaşadığımız bir sonuca ulaşır. Hepimiz için hayırlı olsun diyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.